İyi akşamlar. Sevgili hocamız Bülent Uygun'la anlaştık. Sezon sonuna kadar beraberiz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Umarım hocamla beraber Denizspor'un hak ettiği yere geleceğiz ve başarılı olacağız. Sözü hocama bırakıyorum. Öncelikle bütün Denizli halkına, değerli yönetimime, başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Teveccüh gösterip beni bu şerefli formanın teknik direktörü olarak seçtikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Tabii biz camialar tarafından tercih edildiğimizde o camiaya en güzel hizmeti edebilmek adına gelip hırsımızı, isteğimizi, arzumuzu, takımın genel anlamdaki yapısı itibariyle hedeflerini başarmaya çalışıyoruz. Denizlispor geçen sezon şampiyon olup çıktığı bu ligde gerçekten yazdığı destanla herkesin takdirini kazanmıştı. Bu sezonda birçok maçta gösterdiği performansla tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Ama bazen işte özellikle son 4-5 haftadır yaşadığı talihsizlikler bazen sürecin değişmesine neden oluyor. Türkiye'de özellikle teknik direktörler olarak bizlerin genel anlamdaki bu kısa süreç içerisindeki yaşadığımız bu olumsuzluklar değişikliklere neden oluyor. Bizi de bu anlamda göreve layık gördüler ve biz de bismillah deyip bugün itibariyle imza atarak bu şerefli formayı bu ligde en güzel şekilde başarı elde etmesi için var gücümüzle çalışıp inşallah çok başarılı olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Hayırlı olsun hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın hocam, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Kadro hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Mutlaka gelmeden önce de incelediniz, detaylı analizi yaptınız. Giden hocamız Mehmet Hoca da geldiğinde kadronun çok iyi olduğunu söylemişti ama giderken kadrodan yakınmıştı. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum, neler? Şimdi zaten genel anlamda geldiğimizdeki kadro itibariyle zaten transfer yapılmayacağı için elimizdeki kadronun yapısını bilerek geliyorsunuz. Biz de elimizdeki olan arkadaşların performanslarını ne kadar daha yukarı çıkartabiliriz, oyun sisteminde ne kadar daha kendimizi geliştirebiliriz ya da futbolcu kardeşlerimizi kendilerini ne kadar geliştirebiliriz, onlara bakacağız. Rakibimizin öncelikle analizlerinde oyun taktiğimizi, oyun sistemimizi ona göre belirleyeceğiz. Gayet güzel, sezon başından bu yana da gayet başarılı bir ekip çalışması var. Özellikle Burak kardeşimiz ve Veli kardeşimizin yönetim kuruluyla ortaklaşa yaptığı, onlar da eski futbolcu olması münasebetiyle. Kadro yapısı olarak herhangi bir sorun görmüyor. Talihsiz sakatlıklar var. Bunlar bunun doğasında, bazen istesen de istemesen de antrenman yönünden olacak diye bir kaydı yok. Bunlar olabiliyor. Ya da şehre alışamayan futbolcu olabiliyor. Ama gördüğünüz itibariyle de evet, son 4-5 haftayı saymazsak gayet başarılı, iyi bir performans sergileyen futbolcu kardeşlerimiz var. 2-3 günden beri de onların mantalitelerini değiştirmek, özellikle üzerinde oluşan entropiyi ortadan kaldırmak adına gerek psikolojik olarak gerekse mental yönden antrenmanlar yapıp onları hazırlamaya başladık. İnanıyorum ki bu haftadan itibaren futbolcu kardeşlerimiz sahada gereken bütün o futbol yeteneklerini sergileyecektir. Haftaya da seyircimizin önünde tekrar onların birlikteliği, beraberliği ve coşkusuyla birlikte de gerçek anlamdaki iyi futbol oynayan Denizlispor'u herkese izleteceğiz inşallah. İç sahadaki şanssızlığımızı artık kıralım. Hocam, takımla 2 gündür çalıştınız. Düşme potasıyla da 4 puanlık bir fark var. Kalan 12 haftada ki hedefiniz nedir? Yani Denizlispor ligden düşmeyecek diyebilir misiniz? Bunu sormak istiyorum. Şimdi ayrıca taraftarla Mehmet Özlek arasında bir sekans uyuşmazlığı vardı. Çalışırken bile Yücel İdiz'in tezahüratları yapılıyordu. Şimdi bazı tepkiler var. Taraftara ne mesajınız olacak? Şimdi tabii öncelikle taraftarımız bu takımın, bu formanın, bu armanın sahibi. Bizler hepimiz gelip geçeceğiz. Biz bu armaya, bu formaya, o büyük camiaya hizmet etmek için varız. Taraftarımızın istemediği bir yerde bizim durma şansımız yok. Dolayısıyla sistem itibariyle bu tarzda bir hareket ediyoruz. Özellikle sosyal medyada iftira atmalar ya da oradan hakaret etmeler ve o hakaretin altından da sonrasında yürüyen bir yapıya sahip olduk. Maalesef artık özelimizin bile hakaretlere uyacak kadar ileri giden bir sosyal medyamız var ve bu da aslında bir bakıyorsunuz darbeyi engelleyebiliyorsunuz, darbe de yapabiliyorsunuz. Böyle de bir
maalesef şey var. Futbolda da aynı süreç devam ediyor. Taraftar istemediği sürece de bu tarz olaylar meydana gelebiliyor. Seyircimizin tek bilmesini istediğim şey şu. Mehmet Özdirek hocam da bu takımın başarısı için var gücüyle mücadele etti. O yaşanmışlıkta kalmıştır. Evet, Yücel İldiz hocam, benim onun imparator derim ona. Şampiyon yaşattı, şampiyonluk yaşattı. Çok dünya iyisi bir insandır, çok severim. Ona da zaten yönetim kurulu gereken değeri fazlasıyla verdi. Ama burada asıl olan Denizli Spor'dur. Hepimiz gelip geçeceğiz. Onun için Denizli Spor'un taraftarından ricam, Denizli Spor'a sahip çıkmaları. Bugün sahada hangi futbolcu olursa olsun, o futbolcu kardeşim o formayı terletiyorsa, onların gösterdikleri o sevgiyle o formanın daha yücelmesini sağlamalarını istiyoruz. Her zaman destek ve dualarını bizden esirgememelerini açıkçası istiyoruz. Düşmeyle ilgili biz öyle bir korkumuz veya öyle bir planımız ya da öyle bir düşüncemiz yok. Evet, yaşanan son 4-5 haftadaki sorunlar belki oraya yaklaştırdı görüntü itibariyle. Çok da zor maçlar var. Özellikle şampiyon oynayan takımlarla karşı. Ama bizim takımımızdaki futbolcu kalitemiz, futbolcu karakterimiz, inancımız ve felsefemizle çıkarak oradaki bu süreci çok iyi bir şekilde yukarılara doğru taşıyacağız. Ve ondan sonraki süreç içerisinde hem bütün şehrimizin, sayın başta işte bakanımız olmak üzere, belediye başkanlarımız olmak üzere kendi takımımıza sahip çıkıp Denizli Spor'un hak ettiği, borçsuz, hedefleri yukarılar olan, Avrupalar olan, şampiyonluklar olan bir Denizli Spor'un planını atmak için biz de buradayız. Ama öncelikle bu süreci 12 haftayı doğru bir şekilde geçmek. Sözleşmenin demin de söyledim ben, hatta gelirken daha farklı anlaşmıştık. Ama dedik ki şöyle düşündük. Yani biz başarı varsa zaten siz beni istersiniz. Beni istemediğin yerde ben zaten tazminat alıp da giden bir adam değilim. Dolayısıyla biz önce dedim sezon sonuna kadar beraber birbirimizi görelim, tanıyalım. Sezon sonunda da inşallah her şey gönlümüzden geçtiği gibi olur. Çünkü beni çok seven de vardır. Aksine hiç sevmeyen de vardır. O sevmeyenler hep başkalarının sözleriyle hareket edenlerdir. Ben burada güzel işler yaptıktan sonra birbirimize iyi bir ikili oluşturacağımızı düşünüyorum. Benim hedefim, hayalim Denizli Spor'u çok güzel başarılar elde edip şampiyonluklar yaşaması için o temeli atmak. Şimdiye kadar bu sürecin içerisinde tabii ki Sivas'ta yaşamıştık. Eskişehir'de yaşıyorduk. Onun dışında ben hep sonuncu takımları aldım. Yani ya düştü ya düşmüş denilen takımları aldım. Ligin 12 haftası vardı. Antep Spor'a gelmiştim. Düştü demişlerdi. Aldım, kurtardım. 8 galibiyet almıştık. İşte Sivas sonuncu sıradan almıştık. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Sonrasında Elazığ'ı aldık, şampiyon yaptık. Ama sonra ben bir Katar'a, 5 yıl Katar'da çalıştım. Yaşadığım talihsiz tabii olaylar da var. Onlar da artık burada çok fazla dillendirmenin de bir anlamı yok. Onlara da anlatıyorum, anlamıyorlar çünkü. Dolayısıyla anlamayanlara da bir şey anlatamazsın. Ama benim tek hedefim var. Şu anda Denizli Spor'u bu sezon oynadığımız en azından hedef olarak 6-7 galibiyeti almak. Ondan sonraki süreçte de yeni sezonda tekrar yönetimle doğru planlamayla daha yukarılara hedeflemektir. Ne kadar çok. Buraya bakabilir miyiz? Hocam buradayız. Gülerek güldüğünüz zaman. Hocam buraya bakabilir miyiz? Sana da bakarız. Tamam mı arkadaşlar? Başkanım. Ne çıkıyor?